Latina, bilgelik, strateji, savaş ve beceri tanrıçası, Olimpos Dağı'nda yaşayan 12 Olimpos tanrısından biridir. Aynı zamanda medeniyet, ilham ve yasa tanrıçası olarak bilinen Atina şehrinin koruyucu bakire tanrıçasıdır. Eski Yunanlar Parthenon'u bile onun onuruna Atina Akropolisi üzerine inşa etmişlerdir. Atina ayrıca çeşitli el sanatlarının, dokuma ve metal işçiliğinin, özellikle silahların tanrıçasıdır. Savaş stratejileri ve disiplini konusundaki zekası ve uzmanlığı çok fazla zayiat vermeden başarılı zaferlere yol açmıştır. Roma mitolojisinde tanrıça Minerva olarak tanınır. Ona inananları savaşın hassas gücüne götüren ve yıkıma neden olan şiddet ve katliam tanrısı olan Ares'in tam tersidir. Atina aynı zamanda çok şefkatli ve yardımseverdir. Çünkü herkese çaresiz kaldıkları zamanlarda yardım etmeye hazırdır. Ona her zaman baykuşu ve zafer tanrıçası Nike eşlik eder. Hellas Athena olarak da bilinen, kendisine Zeus tarafından verilen Aegis adlı keçi derisinden yapılmış bir zırh giyer. Onu anlatan birçok ismi vardır. İsimlerinin bazıları Miğfer Takan, Bilge Athena ve diğerleridir. Sembolleri kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuştur. Mızrak savaşı, zeytin dalı barışı, gök gözlü baykuş da bilgeliği temsil eder. Athena, Atina kentinin baş tanrıçası ve koruyucusudur. Kent ismini de ondan almıştır. Athena ve sembolize ettiği karakterler birçok kültürde benzer formlarda bulunur. Athena ayrıca Truva Savaşı'nda akaların yardımına koşup tahta atın yapılmasına yardım etmiştir. Athena özel bir kalkan taşır. Bu kalkan Aegis olarak isimlendirilmiştir. Kalkanın üzerinde değişik süslemelerle birlikte Medusa'nın başının resmi bulunur. Bu kalkanın önünde en güçlü ordular bile bozguna uğrar. Zeus'un en sevdiği kızı olduğu için Zeus'un yıldırımlarında bir tek o kullanabilir. Çoğu zaman sorguçlu bir miğfer takan ve bir elinde kalkan, diğerinde mızrak tutan, savaş zırhı giyen yetişkin bir kadın olarak gösterilir. Bazen omzunda sembolü ve kutsal hayvanı olan bir baykuş da tasvir edilir. Şiirlerde gri gözlü olarak anılır. Artemis ve Hestia gibi Athena'da asla aşk ya da tutku etkisine girmemiştir. Bu nedenle hiç çocuğu olmamıştır. Bazıları Erichthonios'un bir istisna olduğunu söyler ama aslında Athena sadece üvey annesidir. Hephaistos'un ondan faydalanmaya çalıştığı doğrudur ama Athena onunla mücadele etmiş ve onu def etmiştir. Sonrasında toprağa dökülen menisinden toprak ana Gaia hamile kalmıştır. Erichthonios doğduğunda ise Athena onu kanatlarının altına almıştır. Athena, Zeus ve Titan tanrıça Metis'in kızıdır. Athena'nın doğuşunu anlatan bir efsanede Zeus'un gençliğinde son derece azimle Metis'in peşinden koştuğu geçer. Metis, Zeus'un kollarından kaçmak ister ama bu asla gerçekleşmez çünkü nihayetinde pes eder ve güçlü Zeus'tan hamile kalır. Zeus, Gaia ve Uranos'tan krallığını ilk doğan oğluna kaybedeceği konusunda bir kehanet duyuncaya kadar Metis bir süreliğine rahat kalır. Zeus tekrar Metis'i arar ve sonunda onu bulduğunda çocuğun doğmasını önlemek için Titan Metis'i olduğu gibi yutar. Ancak bu Zeus'un sorununu çözmez çünkü bu sefer de ona adeta eziyet olacak bir ağrı saplanır başına. Bir süre sonra baş ağrısı iyice şiddetlendiğinde cin fikirli tanrının başını açması ve ardında yatan nedenin ne olduğuna bakması için Hermes'i Hephaistos'a gönderir. Daha sonra Hephaistos Zeus'un başını baltayla yardığında Athena elinde bir mızrakla ve zırhını kuşanmış yetişkin biri olarak fırlar. Tanrıların geri kalanı şok olmuş ve parlak gözlü tanrıçaya hayran kalmışlardır. Ayrıca doğum sırasında yeryüzünün sarsıldığı, korkunç sesler çıkardığı ve denizlerin titreştiği de söylenir. Zeus şaşırmıştır, hayrete düşer ve bir anda Athena en sevdiği kızı oluverir. Athena şehri onun anısına Athena'nın adını almıştır. Poseidon ve Athena arasında bu kente kendi isimlerini verebilmeleri için bir yarışma olmuş. Yarışmanın kazananı Athena olduğu için kentin adı Athena olmuştur. Bu yarışmayı daha önce 19. bölüm Poseidon'da anlatmıştım. Hatırlamak isteyenler ve merak edenler izleyebilirler. Athena halkı şehir merkezinde büyük bir akropol inşa ederek Athena'yı onurlandırır. Akropolis'in tepesinde Parthenon adında Athena'ya güzel bir tapınak inşa ederler. Athena Akropolindeki Parthenon birçok tapınak ve anıtın yanı sıra ona adanmıştır. Athena aynı zamanda Parthenos yani bakire olarak da biliniyordu ve bu yüzden kendisine adanan Atina'daki en ünlü antik tapınağa Parthenon adı verilmiştir. Athena özellikle konu eğirme ve dokumaya geldiğinde zanaat ve el sanatlarının tanrıçası olarak da anılır. Athena'yı el sanatlarıyla birleştiren en ünlü mit kendisinin Athena'dan daha yetenekli olduğuyla övünen ölümlü bir zanaatkar olan Arakne'nin hikayesidir.
Bir gün Arakne, en iyi duvar halısını kimin dokuyabileceğini görmek için Athena'ya meydan okur. Athena daha sonra yaşlı bir kadın kılığına girmiş ve Arakne'yi bir tanrıçaya meydan okumanın aptallık olacağı konusunda uyarmaya çalışmıştır. Ancak Arakne ısrar etmiş ve kaybettiği takdirde her türlü cezayı kabul edeceğini belirtmiştir. Öfkelenen Athena gerçek kimliğini gösterir ve dokumayı icat eden kendisi olduğu için bu meydan okumayı kabul eder. Her biri daha sonra birer duvar halısı dokur. Tanrıça, tanrılara meydan okuyan, kibirli ölümlülerin hazin sonunu gösteren güzel bir duvar halısı işler. Öte yandan Arakne, dokumak için konu olarak tanrılar tarafından haksız yere mağdur edilen ölümlülerin hikayelerini seçer. Öfkeli ve gücenmiş Athena, bitirme şansı bile vermeden Arakne'nin kumaşını parçalara ayırıp onu bir örümceğe dönüştürür. Bu nedenle Arakne o zamandan beri dokumaya mahkumdur. Bir gün Athena yakınlarındaki bir ormanda yürürken bir kamışı oyup delikler açarak bir müzik aleti tasarlaması için ona fikir veren tıslayan yılanların yuvasını keşfetti ve böylece ilk flütü yarattı. Bu başarısından gurur duyan Athena, flütü diğer tanrıların önünde çalmaya istekli bir şekilde Olimpos dağına alıp götürür. Ancak çalmaya başlar başlamaz Afrodit, Hera ve Demeter kıkırdayarak birbirlerine fısıldamaya başlarlar. Demeter ve Afrodit sonunda Athena'nın yüz hatlarını performans sırasında komik bir şekilde buruşturup kıvırdığını işaret eder. Utanan Athena aşağılandığı için kaçar, Olimpos'tan aşağı flütünü fırlatır ve bir sonraki kişiye en kötü şansı getirmesi için lanetler. Flüt Anadolu'ya düştüğünde bu kişi Athena'nın nefesiyle dolu olduğu için flütün yarattığı güzel müzik karşısında ağzı açık kalan satir Marsya soracak ve Apollon'a müzik yarışmasında meydan okuyacaktı. Ancak Athena'nın laneti yüzünden Marsyas kaybedecek ve daha sonra kazanan Apollon tarafından canlı canlı derisi yüzülecekti. Yine de Apollon'un aslında satirin derisini canlı olarak yüzmediği, öncesinde onu öldürdüğü de bazı kaynaklarda geçer. Hermes ve Athena, Medusa'yı öldürmesi için Perseus'un yardımına da gitmiştir. Doğrudan Medusa'ya bakmak herhangi bir erkeği taşa çevirirdi. Bu yüzden Athena, Perseus'a cilalanmış kalkanını vermiştir. Bunu kullanan Perseus, Medusa'yı aynaya bakıyormuş gibi görebilecektir. Yine Athena, Perseus'a, Perseus Medusa'nın kafasını keserken elini yönlendirerek yardım etmiştir. Bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.